Şimdi yine bir hocamızla konuşalım. Yine çok önemli konulardan bir tanesini masaya yatıracağız. Hattımızda Profesör Doktor Süleyman İrvan var. Sosyal medya için konuları konuşmuştuk. Daha önce kendisini de hattımıza almıştık. Merhabalar Süleyman Hocam. Merhabalar Serhat Bey. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim efendim. Efendim şimdi şöyle... Basında biz her şeyi basından takip ettik. Dün arkadaşlarımızla yaptığımız programda ben şunu vermeye çalışmıştım. Erzincan depreminin, 1930'daki depremin ben gazetelere nasıl yansıdığına baktım. Biraz arşiv taraması yaptım. O yıllarda çıkmış olan gazetelerde. Mesela ilk bir hafta neredeyse Erzincan depremini sıradan, yani çok böyle büyük bir olay gibi vermemişler. Hani bizim algıladığımız gibi o yılların asrın felaketi algısı yayılmamış. Sanırım teknolojinin o kadar ilerlememiş olmasından kaynaklanıyor. Çünkü telefonla haber yazdırmışlar, telgrafla haber yazdırmışlar. İnternet ve diğer imkanlar olmadığı için o zaman tam algılayamamışlar. Biz şu anda birinci dakikadan itibaren olayın vahametinin farkına vardık. Bu nasıl bir gelişme gösterdi? Biraz size bunu sorarak başlayalım mı? Tabii ki, tabii ki. Yani bu güzel bir şey oldu, karşılaştırma oldu gerçekten de. Aslında Erzincan depremi de çok büyük bir depremdi. En büyük işte belki de depremlerden bir tanesiydi Türkiye'de Evet hocam, gerçekleşen. 32 bin canımızı kaybettiğimiz ayrı bir deprem o da, yani az buz değil. Maalesef ki o zamanki nüfusla karşılaştırdığımızda aslında yani bugünküyle bugün olsaydı belki daha büyük bir, Allah korusun, daha büyük bir can kaybına da yol açabilirdi. Hani Doğru hocam. kentin büyüklüğü, nüfus büyüklüğünü düşünürsek aslında o günkü nüfusa göre çok yüksek bir rakam. Yani onu da söyleyeyim. Tabii burada hani medya, o dönemki medyayı düşünelim. Yani gazeteciler muhtemelen Erzurum'dan falan gitmiş olabilirler. Yani Erzincan'da yerel medya bile hani çok sınırlı olduğunu düşünüyorum ben o Telgrafla haber dönemde. yazdırmışlar hocam. Telgraf Evet, çok doğru. enteresan geliyor tabii. Şimdiki gençler hiç telgraf Evet, görmemişlerdir bile doğru. hayatlarında. Ama haberi Kesinlikle, telgrafla kesinlikle. yazdırmışlar. Evet, kesinlikle. Bir de tabii hani onun mesela hani şey vardır ya, eskiden böyle hani İstanbul dışında olan şeyler aslında çok fazla ilgi çekmiyordu. Çok az, hani çok büyük olduğunda ancak işte haber oluyor falan. Ama günümüzde öyle değil. Biraz aslında farklılaştı şey, habercilik anlayışı da farklılaştı. Çünkü artık Türkiye'nin her yeri aslında eşitlendi. Çünkü herkesin işte sosyal medyaya erişim imkanı var. Sadece erişim imkanı değil, sosyal medyayı kullanma ve paylaşım imkanı var. Dolayısıyla aslında biz ilk günden, hatta ilk dakikadan itibaren bu işte Kahramanmaraş depremini bütün ayrıntısıyla çok detaylı biçimde görmüş olduk aslında. Buradaki bu olayın bu kadar hani büyük, tabii çok büyük bir deprem. Yani 10 şehir gerçekten de çok büyük bir yıkım. Ama aynı zamanda işte bütün şehirlerden gelen bir enformasyon bombardımanı adeta, değil mi? Yani çok sayıda Evet, işte evet, evet. paylaşımla biz bunları öğrendik. Sadece öğrenmedik, aynı zamanda işte yardım çağrıları da buralardan yapıldı, sosyal medyadan yapıldı. İşte ana akım medya oraya ulaşmaya çalıştı ama ulaştığında bile aslında sınırlı kaldı. Çünkü nihayetinde her şehire en fazla bir ekiple falan gidebiliyor televizyon kuruluşları veya işte gazeteler. Bu da yani oradaki yereldeki işte sosyal medya kullanıcılarının ne kadar önemli hale geldiğini gösteren, hani yurttaş haberciliği dediğimiz haberciliğin ne kadar değerli olduğunu gösteren de bir süreç yaşamış olduk. Hocam şöyle, 1990'lı yıllarda ben ilk Milliyet.com.tr'yi, Milliyet internet sitesini kurmuştum. O zamanın ilk örneklerinden bir tanesiydi bu. Ve orada biz yurttaş haberciliğinin çok üstüne gittik. Yani bunu biz kurulabildiği zaman ülkede herkese bir işe yarayacağını düşünmüştük. Ama sosyal medya gelesiye kadar hiçbir resmi kurum böyle bir yurttaş haberciliği işini olması gerektiği gibi diyeyim tırnak içinde, ilerletemedi. Yani bunun bir sürü sebepleri var. Bunları şimdi saysak 18 program falan yapmamız lazım. Ama sosyal medyada gördük ki sosyal medya olmaktan çıktı, ana akım medya haline geldi. Resmen insanlar, ne bileyim, Milliyet Hürriyet Sabah'tan haber almak yerine sosyal medyadan haber almayı daha çok yeğlediler. Bilmiyorum, yanılıyor muyum? Sizin bakış Ya, açınız nedir bu konuda? kesinlikle doğru. Hatta yani bu geleneksel medya da sosyal medyadan haber alıyor aslında. Yani sadece yurttaşlar değil. Doğru. Yani medya da oradan haber alıyor. Hatta işte orada var olmaya çalışıyor. Orada işte paylaşımlarını yapıyor. Çünkü bir kere hani iki türlü işliyor. Bir, hem insanlar haberlerini sosyal medyadan alıyorlar, oradan takip ediyorlar. Hem de kendileri aslında birer medya haline geldi. Herkes bir medya gibi çalışıyor adeta. Bir gazeteci gibi çalışabiliyor, bir haberci gibi çalışabiliyor. Tabii bunun artıları var, eksileri var. Yani bu depremde biz bunun artılarını çok gördük ama. Yani eksileri elbette, olumsuz yönleri oldu ama
daha çok mesela ben olumlu yönüne bakıyorum bu konuda. Yani gerçekten çok sayıda bilgi, doğrulama ya da çağrılar, mesela yardım çağrıları sosyal medya üzerinden geldi ve insanlar çok sayıda can kurtarıldı aslında sosyal medyanın katkısıyla. Bunu hiç yapmamak lazım, yatsımamak lazım. Evet. Çok önemli hale geldi yani. Bu süreçte daha iyi anladık aslında sosyal medyanın gücünü. Hocam belli bir zamana kadar, yani bugüne kadar, üstünden yani 2 haftaya yakın süre geçinceye kadar ben hiç negatif yönlerini konuşmadım. Etrafındaki kimseyi de konuşturtmadım. Neden? Evet. Çünkü şu anda bizi pozitif olarak bakmamız ve pozitif yönlerini sonuna kadar kullanabilmemiz gerekiyordu. Ama negatif yönlerini de bir noktadan itibaren konuşmamız lazım. Çünkü bir sonraki, Allah korusun, kötü afette bizim bunu o negatif etkileri yakalanmadan götürebiliyor olmamız lazım, değil mi? O yüzden de evet, negatif yönlerini de acaba sizinle tartışsak mı diyorum. Kesinlikle, yani doğru tabii ki, yani artıları olduğu kadar eksileri de oldu, ama ben de yani sizin gibi düşünüyorum. Ben de aslında burada yani mesela büyük bir oranda sosyal medyanın olumlu anlamda kullanıldığını düşünüyorum. Yani en azından benim takip ettiğim işte sosyal medya hesapları bu şekilde çalışıyor. Onları takip etmeye çalışıyorum. Yani doğru düzgün işte paylaşım yapanları takip etmeye çalışıyorum veya yurttaşlardan gelen işte paylaşımlara bakıyorum. Burada hani elbette olumsuz şeyler de oldu ama ben onu şöyle düşünüyorum. Yani 1000 paylaşımdan diyelim ki 10 tanesi olumsuz olabilir, kötü olabilir. Bence bu kadar hani çok şey değil. Yani daha çok olumlu bir süreç yaşandığını düşünüyorum burada. Ama elbette ki hani olumsuzlukları da en azından yaşanan. Çünkü bunlar aslında hani ilk kez yaşanan olumsuzluklar değil. Zaten sosyal medyanın doğasından gelen bazı şeyler var. Doğru. Yani çünkü sosyal medya hani herkes her şeyi istediği gibi paylaşabildiği için orada bir hani editoryal süreç söz konusu değil. Acaba bunu teyit etmeli miyiz, etmemeli miyiz şeklinde bir süreç olmadığı için herkes istediği gibi paylaşım yapabiliyor. Dolayısıyla kullanıcılar olarak da daha dikkatli olmamız gerekir. En azından uyarıcı anlamda bazı şeyde önerilerde bulunmak gerekir. Peki hocam, şunu danışmak istiyorum size. Mesela biz gazetedeyken şöyle şeyler vardı. Bir şeyi daha iyiye doğru götürmek istediğimiz zaman biraz ortak akıl kullanıyorduk ve daha önce yaşanmışlıkları kullanıyorduk. Mesela biz bir hata yaptığımızda büyüklerimiz gelir derdi ki hayır, onu öyle yapmayacaksınız, şöyle yapacaksınız, bu böyle gider. Şimdi sosyal medyada bunu söyleyecek kimse yok ama sosyal medyada bir ortak akıl ya da ortak ahlak anlayışı var ki insanları çok hızlı dönüştürüyorlar. Mesela çocuk resimlerini koymayalım dedikten sonra koyanlara büyük tepki göstererek sosyal medya gerçekten de o anda bir başkalaşım geçiriyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, yani aslında dediğiniz doğru. Hatta şöyle bir şey oldu. Bu şey sosyal medya ile birlikte, yani başka bir şeyden örnek vereyim. Şimdi Amerika'da tabii, New York Times gazetesinde ve Washington Post gazetesinde okur temsilcileri vardı. Sonra dediler ki bu gazeteciler, ya sosyal medyada o kadar çok bize eleştiri geliyor ki, o kadar çok bizim hatalarımızı söyleyen insan var ki bu okur temsilcilerine artık gerek kalmadı. Zaten sosyal medyadan yeterince geliyor, eleştiri geliyor bize diye. Aslında sosyal medya gerçekten bir yandan çok fazla orada işte eleştiri var. Bir yandan da yanlış bir şey paylaşıldığında anında işte çok sayıda insan bu yaptığının yanlış olduğunu söyleyen paylaşımlar yapıyor. Bu da aslında güzel bir şey. Yani kendi kendisini bir tür doğrulayan bir süreç gibi oluyor. Tabii bu her zaman bu şekilde olmuyor tabii. Yani sonuçta yine de orada hani bu sonuçta eleştiri olsa bile kaldırmayabiliyor mesela paylaşımını. Ama kaldıranlar da oluyor. Yani sonuçta orada bir mekanizma yok. Yani belki bir mekanizma nasıl oluşturulabilir onun üzerine kafa yormak lazım. Yani yanlış bir paylaşım olduğunda, örneğin işte depremden kurtarılan çocukların videolarını paylaşmayın dediğimizde paylaşan insanları ne yapacağız mesela? Bu paylaşımlar orada kalıyorsa eğer bir bizim şeyimizin, eleştirimizin bir etkisi olmuyor demektir. Onun için belki başka mekanizmalar da geliştirmek lazım. Mesela bu tür paylaşımları yapanları sadece uyarmak değil ama o paylaşımları engelleyici mekanizmalar da belki gerekiyor. Onlar üzerine. Ama ben hep bunların kötüye kullanımından korkuyorum hocam. Kötüye kullanımından kastım da şu, yani ne bileyim, iktidarı eleştiren birinin şeyin paylaşımının kaldırılması için adımlar atılması, mesela o hep peşinden koştuğumuz özgürlüklerin yıpranması anlamına geliyor. Aynen. Yani o eleştirinde kesinlikle haklısın. Ben de hani o işte o noktada başka bir süreç olması lazım. Mesela bunları kim yapacak? Yani bunları kaldırın kim söyleyecek? Evet.
Ya orada evet. Mesela benim hani önerim böyle Teyit.org gibi daha böyle doğrulama platformları, bağımsız ve işte tarafsız çalışabilen platformların olması lazım. Yani bu sosyal medya platformlarıyla işbirliği yapacak ki bazıları aslında böyle işbirlikleri yapıyorlar. Mesela Facebook'la falan yapıyorlar. Muhtemelen Twitter'la da yapıyorlardır veya da yapmıyorlarsa da yapmaları lazım. Mesela bu tür paylaşımların kaldırılması konusunda diyelim ki bir etik kurulu olsa, sosyal medya etik kurulu gibi bir etik kurulu olsa ve bu kurul anında mesela bu şeyleri tespit edip uyarsa platformları, dese ki yani bu etik açıdan doğru değil, o zaman o platformlar bu şeyleri daha kolay engelleyebilirler. Yani aslında başka mekanizmalar geliştirmek lazım benim kanaatimce. Doğru olan o. Doğru. Peki bu mekanizmaların içinde şu anda mesela en çok konuşulan konular yapay zeka geliyor. İşte arama motorlarının, Twitter'ın, Facebook'un, Instagram'ın yapay zekaları var ve hangi haberi bizim görüp göremeyeceğimizi bize sürekli söylüyor. Son soru olarak size bunu yöneltmek istiyorum. Şimdi bu mekanizmalar, bu algoritmalar depremde mesela farklı bir hale dönüştürülmesi gerekmez mi? Yani sen diğer bütün bilgileri işte atıyorum. Bruce Willis, bugün şey vardı mesela, Bruce Willis şey olmuş, demans olmuş ve bilmem ne. İşte aktörlüğünü kaybediyormuş. Hadi herkes bütün işi gücü bıraktı. Bruce Willis'in peşinden koşmaya başladı. Trending Topic'te işte 3 numaraya 4 numaralara kadar tırmandı. Şimdi şunun için söylüyorum. Acaba böylesi zamanlarda bu algoritmaların daha çok depreme ya da böylesi afetlere yönelik kullanılması sağlanamaz mı? Yani kesinlikle sağlanabilir. Aslında bu, burada işte algoritmaları nasıl kullanıyorlar? Sosyal medya platformları daha çok kar elde etme amacıyla kullanıyorlar. Yani ne kadar çok mesela izlenebilecek türde şeyler oluyorsa onlara yoğunlaşıyorlar. Onları daha görünür hale getiriyorlar. Bu tabii ki hani bizim istediğimiz bir şey değil. Paylaşım tarzı değil. Bunun yerine daha işe yarayan, daha doğru işte mesela yanlış bir şeyin bu kadar çok yayılmasını engelleyebilirler pekala. Veya onları daha görünmez kılabilirler. Nitekim bazen yapıyorlar bunu ama onlar çok fazla platformların işine gelmiyor. Çünkü o gelir kaybı anlamına geliyor onlar açısından. Yani dolayısıyla daha böyle yani gelir kaybını düşünmeden şöyle düşünün. Mesela New York Times gibi gazeteler şey yapmıştı pandemi döneminde. Haberlerini, pandemiyle ilgili haberlerini ücretsiz olarak açmıştı mesela. Evet. Haberleri evet. Ücretliyken o haberleri demişlerdi ki yani bu haberlere herkes erişebilmeli değil mi? Sağlık önemli diye. Peki deprem önemsiz bir konu mesela. O konuda da mesela pekala sosyal medya platformları daha doğru, daha işte toplum yararına olacak paylaşımları daha görünür hale getirebilir pekala algoritmalarıyla. Yani burada kar amacını ikinci plana atabilirler bu tür durumlarda. O da yine bu sosyal medya platformlarıyla konuşulması gereken bir konu aslında. Biz aslında hep şey yapıyoruz yani daha çok böyle sansürcü bir bakış açısıyla bakıyoruz. Oysa ki daha böyle toplum yararına bir bakış açısıyla bakabilirsek meseleye çok daha kolay olabilir. Çok daha toplum yararına bir kullanım söz konusu olabilir ve sosyal medya aslında çok daha işe yarayabilir bu tür işte pandemi veyahut da işte afet dönemlerinde. Biz zaten biliyorsunuz bir sosyal medya ve gazeteciler için deprem haberciliği rehberi hazırladık iletişim fakültesi olarak. Harikasınız yani, hocam. Evet, 30 madde olarak hem haberciler için, gazeteciler için hem de sosyal medya kullanıcıları için nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda gerçekten güzel bir çalışma oldu. Onu paylaştık kamuoyuyla. Umarım hani işe yarar. Sosyal medyayı... Hocam ben notlarınıza ulaşamadım. Notlarınızı mutlaka görmek isterim. Ben de elimden tabii gelen ki desteği, katkıyı size vermek isterim. Tabii 99'dan tabii beri ki o deprem haberciliğini yapan biri olarak. Çok kesinlikle teşekkür ediyorum. Yani sizin verdiğiniz bu çok değerli bilgiler için. Çok önemli deneyimleriniz de olduğu için sizin bakış açınız da önemli. Belki eleştirileriniz de olabilir veya düzeltme şeyiniz de olabilir. Çok sevinirim eğer öyle bir şey olursa. Seve seve hocam. Saygılar sunarım. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Kolaylıklar dilerim. İyi yayınlar diliyorum size. Sağ olun hocam. Evet, Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölüm Başkanı Profesör Doktor Süleyman İrvan'la konuştuk bu konuları. Böyle aydın insanlarla böylesi